kendini açtım da geldim. Baba! Baba! Taş! Kim gelirse gelsin kapıyı açma demedim mi ben sana? Babacım çikolata! Ay unuttum! Tabii unutursun! Kafan darmadağınık işler güçler arasında! Rakı içmesini, orada burada fink atmasını unutmasın ama! Ev sahibi haber göndermiş, komiser Süleyman Bey bu aylığı da vermezse benden günah gider demiş! Bu arada evini de düşünsen iyi olur! Komiser Süleyman Bey! Benimle daha dikkatli konuş! Komiser Süleyman Bey, acaba sizinle daha dikkatli bir şekilde konuşabilir miyim? Şöyle ayaküstü, bir gazinoda iki tek rakı içerek... Rakı içeceğin evini düşün! Çocuğunu düşünsene be! Bıktım lan senin şu dırdırından, bıktım! Yeter be! Evi cehennem ettin bana! Sana ev cehennemse benim için de hayat cehennem oldu! Hayat, hayat! Bütün gün evde baykuş gibi oturmaktan bıktım usandım! Ne üstümüzde var, ne de başımızda! Komiser Süleyman Bey! Yeter, beni çileden çıkaracaksın! Ok yaydan çıktı artık! Sen çileden çıksan ne olacak, çıkmasan ne olacak? Benimle dikkatli konuş dedim sana! Komiser Süleyman Bey, nasıl dikkatli konuşmamı istersiniz acaba? Dişim, gözüm çıktı galiba! Bu dırdır seni bir gün mezara sokacak, anladın mı? Mezara! Beni evden soğuttun! Böyle giderse sonumuz belli bak! Efendim? Bir kadın! Kimmiş, sor bakalım! Alo! Kimsiniz efendim? Kimi aradınız? Beni mi? Beni arıyorlar. Mahallenin zıpırları galiba. Ey İlyon Savaşı'ndan zaferle dönen bir babanın oğlu Orestes! Ey şerefli Galip! Siz kimsiniz? Bu karı kaçık galiba. Alo! Şekerim, sizinle tanışmak için yanıp tutuşan biriyim. Bana bu şerefi verir misin acaba? Tanışmak istiyor benimle, yanıp tutuşuyormuş. Ah şekerim! Benim için ne büyük saadet olurdu sizinle tanışmak! Buluşmamız mümkün mü? Bugün buluşmak istiyormuş. Buluşalım mı? Elbette şekerim! Saat kaçta, nerede buluşalım? Saat 3'te, Çengelköy'deki parkta. Tamam mı şekerim? Peki şekerim, ben seni nasıl tanıyacağım? Kırmızı gülle! Ben de kırmızı gül alırım! Saat 3'te parkın önünde! Ya, lan gene işimiz işe yarıyor, karıyı arakladık ya! Orestes hanginiz? Hay Allah, Orestes'i tanımıyorsunuz demek. Telefonla rahatsız etmenin cezasının ne olduğunu bilmiyorsunuz herhalde. Gülleri de kim bilir hangi bahçeden çaldınız, hı? Yo, boşuna kaçma! Orestes nasıl olsa yerini söyler! Geçse de gençlik çağın, boş kalsa da kucağım, sözünü tutacağım, adını anmayacağım. Geçse de gençlik çağım, boş kalsa da kucağım,
sözünü tutacağım, adını anmayacağım. Kalbimden ben seni söküp atacağım. Bugünün sayfasını artık kapatacağım. Geçse de gençlik çağım, boş kalsa da kucağım. Sözünü tutacağım, adını anmayacağım. Sözünü tutacağım, adını anmayacağım. Kaçtı. Kaçırdık. Bazen bu güzel günler kısa sürecek sanıyorum kara çocuk. Gene seni alıp götürecekler diyorum. Kafanı bozma. Artık bizim için yeni bir hayat başlamıştır. Yeni ve güzel bir hayat. Kara çocuğun ne kadar tehlikeli olduğunu hepiniz öğrendiniz. Bizim için iki yol var. Ya kara çocukla anlaşacağız, ya da onu ortadan kaldıracağız. Bugün böyle sessiz sedasız duruyorsa, bir bildiği vardır, planı vardır. Kemik kıran doğru söylüyor. Yarın hiç beklemediğiniz zaman karşınıza çıkabilir. Onun işi bu, avantajının avantasını almak. Onunla konuşmalıyım. Anlaşabilirsek ne âlâ, anlaşamazsak malum. Nevzat! Onu sen tanırsın. Yavuz! Sarı! Beraber gidin. Baş üstüne. Gelmezse? Gelmezse gelmez. Zorlamayın. Gelmezse sonrası benden sorulur. Ona ne yapacağımı ben bilirim. Şimdi sovanı dörde böl. Ey şerefli, ey şerefli galip! Ey İlyon Savaşı'ndan zaferle dönen bir babamın oğlu Orestes! Bamya dikkat! Kıvırcık saçlarına tuzunu az koy! Layık olan bu çelengi al! Çünkü sen bir 100 metre galibi, soğanı dörde böl! Biraz sus! Bir 100 metre galibi olarak değil, kırmızı biberi unutma! Biraz da kırmızı biber! Babamızın katilini, senin ve benim düşmanımızı öldürmüş olarak dönüyorsun! Bir yemek yapıyorum ki o biçim kara çocuk! Sen ki dindar bir adamın eli altında yetiştin, al bu çelenk de senin olsun! Çünkü bu çarpışmada onun kadar senin de payın var! Hadi! İkinizi de her zaman mesut görmek istiyorum!